7 yaş üzeri için uygundur. Şiddet ve olumsuz ögeler içermektedir. Neyin kutlamasını yapıyorsunuz acaba? Öğrenebilir miyim? Sana ne bu meseleden? O madende olacak olan her şey benim meselem. Ben bu ortaklığa izin vermem. Ben işçilerin ezilmesine izin vermem. Ben kardeşlerimin haklarının yenmesine izin vermem. Yüzlerce madencinin geleceğini, ailenin biricik kızlarının istikbalini bu madrabaza mı bırakacaksın? Sen kimsin? Sen kim oluyorsun da bana böyle sıfatlar yakıştırarak konuşuyorsun ha? Cahil insan. Biz Malik'le anlaştık. Sözleşme imzaladık biz. Sözleşme imzaladınız öyle mi? Hı.
bu mutabakat bitmiştir. Malik Bey, Ali Gelik size ne teklif ediyorsa Kasapoğlu'yla ben aynısını sunuyoruz. Bak sen hangi cesaretle bana ortaklık teklif ediyorsun? Daha düne kadar benim yanında çalışan bir işçiydin sen. Şu eşkıyayı yanına alınca adam mı oldun? Biraz ayıp olmuyor mu? Biz geldik, sana insan gibi ortaklık teklif ediyoruz. Sen bize hakaret ediyorsun. Ben iş adamıyım, iş. İş adamlarıyla çalışırım. Senin gibi ayak takımıyla değil. Bu mevzuyu uzatmadan çıkıp gidin buradan, hadi. Kızının iffetine göz diken, ona işkence eden, senin haysiyetinle oynayan, aile şerefinizi iki paralık eden bu adama sırf çıkarların uyuşuyor diye her şeyini peşkeş mi çekeceksin? Öyle mi Malik Bey? Bak, bu verdiğin kararın vebali altında kalırsın. Bunun bedelini ödersin. Bak, bunun sonu kötü. Çok kötü Malik Bey. Ne yapacaksın? Öldürecek misin beni Davut? Sen hakikaten ya izansız bir şekilde içeri giriyorsun. Burada herkesin gözünün önünde Malik Bey'i tehdit ediyorsun. Senin hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Elinden geleni ardına koyma lan. Ben seni ve aileni korumaya çalışıyorum. Bu adamın yapacaklarını sen benden daha iyi biliyorsun. Şapkanı önüne koy ve düşün. Yoksa bu adam senin hayatını gene cehenneme çevirecek. Benim biraz hava almam lazım. Baba. Malik Bey! Malik Bey, iyi misiniz? Renginiz solmuş, kötü bir şey mi oldu yoksa? Kabir azabı mısın be kadın? Bir de senin ahiret sorularınla uğraşamayacağım. Malik! Hayır olsun, nereye böyle? Biraz yalnız başıma kalmam lazım. Bak Malik. Velev ki o ameleye uyup anlaşmadan vazgeçersen bunun çok kötü sonuçları olur biliyorsun değil mi? Hani o sana bahsettiğim Fransız ortaklar var ya, senin iki dakikada biletini keserler. O zaman ne olur? Sen imamın kayığına biner, sakin sakin gasilhaneye doğru ilerlersin. Sen de beni Davut gibi tehdit mi ediyorsun? He? Senden de bu beklenir zaten. Malik, sakın ola yanlış bir karar vereyim deme. Sonuçları çok vahim olur. Çok. Heh. Ali, korktuğum şeyi yapmayacaksın değil mi? Davut, konuşacağımızı konuştuk. Hadi kalkalım artık. Kasapoğlu, benim bu hissedarlık mevzusunu Gülfem'le konuşmam lazım. İyi, sen kal o zaman biz gidelim. Ama sen de erken gel de biz de aramızda ne yapacağımızı bir hasbihal edelim. Tamam, siz arabayla gidin, ben Susi'yle dönerim. Hadi. Thank you.
burada fırtınalar koparken siz Asude Hanım'ın yanında mıydınız Yavuz Bey? Öpüşüp koklaşarak doğacak bebeğinizin istikbalini mi istişare ediyordunuz yoksa? Yeter artık Beyce, yeter. Ben senin bu ithamlarından çok sıkıldım, haberin olsun. Ben bugün Asude'yi görmedim bile. Bütün bunlar neden oluyor biliyor musun? Neden yaşanıyor? Senin kendine güvensizliğin yüzünden. Güzelim bir izdivacı kendi ellerinle berbat edeceksin sen. Rica ederim kendine çeki düzen ver. Ben senin bu kibirli, şımarık, zengin kız hallerinden çok sıkıldım artık. Bilmiyorum farkında mısın ama başımızda bir sürü dert var. Babam madeni ayakta tutabilmek için bir sürü belayla uğraşıyor. Peki ya sen? Tutturmuşsun bir kıskançlık hikayesi. Kendini de beni de harap ediyorsun. Lütfen. Kardeşinizle konuşun lütfen. Behmet diye her şey yanlış. Allah. Burada iyi misin? Fikri'ye beni hemen eve götür. Beyce ne oldu? Abla ne olur eve gitmek istiyorum lütfen hemen. Fikri'ye sen Beyce'yi eve götür, benim de burada konuşacak şeylerim var. Tamam, tamam abla. Gel abla, Burak'cığım. Dikkatli ol. Tamam. Beyce bana inandı. Bu kez bana inandı. Yarın gelip af dileyecek. Çok sevindim. Artık önümüzde tek bir engel kaldı. Ne istiyorsun acaba? Yol mu var, yol vereyim? Ya neyin peşindesin acaba ha? Bu yoksa manyak Ali Gelik mi ya? Ne? Yine mi gitti bu elektrikler ya? Sürekli aynı şey. Yaptıramadılar gitti şu sigortaları. Olacak iş değil ya. Zaten bu geceki rezillikten sonra bir daha gelmemek gerek buraya. Karanlıkta kaldık iyi mi? Merak etme. Senin yüzünü aydınlatır geceyi. Gülfem Hanım, bu seferki arıza biraz büyük efendim. Bütün sigortanın tamamını değiştirmeleri gerekiyormuş. Elektriğin gelmesi biraz zaman alabilir. Bizim konuşacaklarımıza zaman yetmez. Anlıyorum efendim. Yavuz'a çok aşığım Fikri'ye. Ne yapacağımı bilmiyorum. Onu neden bu kadar çok seviyorum bilmiyorum. Ama kızmak istiyorum, kızamıyorum. Terk etmek istiyorum, edemiyorum. Sabahattin Ali'nin o kadar güzel sözleri var ki abla senin derdini anladı. Sana kızgın değilim. Sana kızamayacak kadar seni iyi tanıyorum. Sonra seni seviyorum. Neden sevdiğimi bilmeden seviyorum. Bu sevgi...
sevgiyi her gittiğim yere beraber götüreceğim. Biliyorum, madenle ilgili konuşmak için bu kadar bekledin. Lakin benim seninle konuşmak istediğim başka meseleler de var. Müsaade edersen önce onlardan başlamak isterim. Nasıl istersin? Davut. Benim babam bir cinayet işlemiş. Kerimli'de bir kadın öldürmüş. İşin aslı şu ki, Ali'nin bu meseleden haberi varmış. Beni defalarca babamı hapse attırmakla tehdit etti. Ben çok korktum. Her şeye rağmen ne yapmış olursa olsun, insan babasını çok seviyor. Ona bir zarar gelmesinden korktum. Ben babamı kaybederim diye çok korktum. Sonra Ali seni öldürmekle tehdit etti beni. Ben de dedim ki, senin yanında olamasam da, sana dokunamasam da, senin gözlerinin içine bakamasam da, sana bir şey olmasın istedim. Neden gelip söylemedin? Geldim. Babamın jandarmaya teslim olduğu gece anlatacaktım her şeyi. Lakin seni fındık açığıyla gördüm. Sanki kalbime bir hançer saplandı. Benden vazgeçtiğini düşündüm Davut. Hatice benim kardeşimdir. İnsan çok sevince çok da kıskanıyor. İşte benim seni üzmemin, seni kırmamın, sana yalan söylememin sebepleri bunlar işte. Ben sadece bil istedim. Ben artık eve döneyim. Babamla konuşacaklarım var. Sanırım bu ortaklık meselesiyle ilgili daha çok tartışacağız. Ben bırakırım seni. O ne ya? Fikri!
Celal. Gelsene. Git. Gitsene. Fikriye. Abla. Ne yapıyorsun sen orada? Abla, rüzgardan kapı çarpmıştı, ona baktım. Rüzgardan kapı mı çarpmış? Hı. Sen bir işler karıştırıyorsun Fikriye, ama yakında çıkar kokusu. Varsa bir kitabınızı rica edecektim de. Gece gece ne kitabı? Aklını mı kaçırdın sen? Ya uyku tutmadı da. Ya Allah'ım, biri görecek, dur bekle. Allah, getirdim kitabını. Hadi git, babam gelecek, hadi. İçimizdeki şeytan. Aşk romanı mı bu? Ne? Bırak şimdi aşk romanını. Sen önce bir şunu oku. Şeytan falan diyor. Korkulu bir şey mi bu ne? Ulan şeytan meytan diyor bana. Celal gitsene, babam gelecek. Ne yapayım? Ablam. Celal git, hadi git. Tamam, ben bunu bu gece okur, yarın yine gelirim. Tamam. Tamam. İşçilerin parasını verecek. Yarın ortak olmak temennisiyle o zaman. Neden bir tek ben mutsuzum? İyi geceler. İyi geceler. Çok şükür barışabildiniz abla. Daha her şey çok yeni ama. Olsun. Sonunda bütün gerçekleri öğrenebildim Mr. Darcy. Fikriye Hanım, çok pardon. Gecenin bu vakti dışarıda ne aradığınızı öğrenebilir miyim acaba? Babamla seni merak ettim. Ondan. Hiç inandırıcı değilsin Fikriye. Gel şuraya. Düş önüme sen. Düş önüme, ablana hesap vereceksin. Alayım ben senin ifadeni. Düş, düş. Hadi, hadi yürü. Yürü, 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 yürü. Bu saatte ne işin var ya? Geç. Yürü bakalım. Demek öyle Fikriye Hanım. Ya abla, seni merak ettiğim için çıktım işte. Söyledim. Baba, Beyce. Beyce? Ne? Ne oldu Beyc? Keyfinize bakın siz, bir şey olmadı. Sen gel bakayım şuraya. Anlatacaksın artık ne olduğunu. Yürü. Geç. Keyfinize bakın dedim. Ne keyfimize bakacağız? Geç otur. Evet Beyc. Seni dinliyorum. Yavuz'la Asu dedenin o kadının arasında bir münasebet varmış. Birkaç gün önce gelip bana Yavuz'dan hamile olduğunu söyledi. Ne? Ben o Yavuz var ya. Dondurma bizi. Abla, abla otur. Ne demek ya? Otur. Hamile kalmak ne demek? Otur.
Sonra Asu da tekrar geldi. Hı hı. Ben size yalan söyledim. Çok uzun zaman önce Yavuz'la bir kaçamak yaşamıştık. Ben de hamile kalınca Yavuz'un yumuşak kalpliğinden yararlanıp çocuğu ona kabul ettiririm diye düşündüm dedi. Hmm. Özür diledi. Sen ne yaptın Beyce? İnandın mı? Abla benim kafam karmakarışık. Ben Yavuz'u kaybetmek istemiyorum. Of, uyandık. Sen niye sarılmıyorsun Fikri? Abla ben sana eve geldiğimizden beri sarılıyorum ya. Tamam ne olur şimdi biraz daha sarılsın. Aa, abla sarılayım sarılayım. Ben yarın Yavuz'la konuşacağım. Kimsenin seni üzmesine izin vermeyeceğim, tamam mı? Verme ablacığım. Kimsenin beni üzmesine izin verme. Babam gelmedi mi hala? Hayır, gelmedi. İyi de saat kaç oldu? Kulüpten çıkışta da asabı çok bozuktu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapacağız bu ortaklık işini Davut? Malik Paşazade bizi herkesin içinde rezil rüsva etti. Ne adamlığımız kaldı ne eşkıyalığımız. Bence o Ali Gelik denen alçağa verecek madenin yarısını. Sen o kadar vesvese etme. Bu iş tamam sayılır. Hiç zannetmiyorum ama göreceğiz. Barıştınız değil mi Gülfem'le? Bu yüzündeki tebessüm ondan sebep değil mi? Davut. Her şey o kadar belli ki. Sizin kaderiniz birlikte yazılmış. Allah tamamını erdirsin. İnşallah. Da bende kalmasın artık daha fazla. Belki yeniden takarsın. Gülüdür.
Kevser, babam bütün gece gelmedi mi eve? Yok, gelmedi. Allah Allah. Beyce, babam gelmemiş gece. Gelmemiş mi? Vallahi ben görmedim. Madene mi gitti acaba erkenden? Bir arayayım ben ya. Abla, Teğmen Sezai geldi. Seninle konuşmak istiyormuş. Ben sordum ama bana söylemedi. Teğmen Sezai. Sakin olun lütfen. Bu sabah Malik Bey'in aracını Alaplı'da bir tarlada terk edilmiş vaziyette bulduk. Sizin nereye gitmiş olabileceğine dair bir fikriniz var mı? Yok. Dün gece biz kulüpteydik. Hava almak için dışarı çıktı. Bütün bir gece eve gelmemiş. Haberimiz yok bir şeyden. Anladım. Eğer gidebileceği bir yer aklınıza gelirse lütfen benimle irtibata geçin. Ben arama ekipleriyle beraber Alaplı'da olacağım. Ne oluyor ya? Gülfem. Abla, gece gece babam neden Alaplı'ya gitmiş? Niye arabasını terk etmiş? Aklıma çok kötü şeyler geliyor abla. Tamam, korkmayın. Ben şimdi madene gidiyorum. Yavuz'un mutlaka bir şeylerden haberi vardır, tamam mı? Korkmayın. Gel abla, gel. Bonjour, monsieur. Ne vous inquiétez pas. Malik Paşazade ne peut de nous une autre proposition. Je suis le patron. Il doit faire tout ce que je lui dis. Safi, Gülfem, ne vous inquiétez pas pour non plus. Je la commande aussi, mais elle ne sait pas encore. Fransızcamın kötü olmasından dolayı özür dilediğimi söyler misin? Elle dit que il est désolé pour son français. Anlaşma için girdiğimiz hale bak. O bunu çevirme. Asude, Mahallin arabasını bulmuşlar. Arama çalışmalarına başlayacaklarmış. Ben bütün gelişmelerden seni haberdar edeceğim, tamam? Babam yok. Paramızı verin artık. Paramızı istiyoruz. Teğmen Sezai geldi az önce. Bir tarlada arabasını bulmuşlar. Bana yardım et. Aman yarabbim, ne işi varmış orada? Bilmiyorum. Hangi mevkide bulmuşlar? Alaplı'da. Hadi gidelim bakalım. Bin arabaya, bin. Sana emanet maden, tamam mı Yunus? Tamam, İn tamam. Aşağı. İn lan aşağı. İnşallah bulacağız babanı Gülfem. İnşallah.
Gel. Yavuz Bey, babam hastanede. Acilen 10 liraya ihtiyacım var. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Bu nasıl şuursuzluk ya? Bu nasıl cahillik? Sen içinde bulunduğumuz durumu göremeyecek kadar kör müsün? Bu maden çalışıyor mu? Hayır. Kömür çıkarıyor muyuz? Hayır. Para kazanıyor muyuz? Hayır. Sen hangi yüze gelip benden para istiyorsun şimdi? Başka çarem yok Yavuz Bey. Vallahi benim de başka çarem yok. Siz ne zaman adam gibi madene iner çalışmaya başlarsınız, o zaman gelirsin ne istiyorsan söylersin. Tamam? Hadi şimdi çık dışarı. Çık. Ne bakıyorsun dik dik? Ulan hiç mi vicdanı yok senin be? Hadi kardeşim gel. Yürü Yusuf gel. Bir harbede yaşandığı aşikar. Böyle bırakıp gitmiş mi yani? Peki nereye gittiğine dair bir ipucu falan bulabildiniz mi? Maalesef. Şu anda elimizdeki tek ipucu araçtan çıkan ayak izleri. Doğrucu ormana doğru gidiyorlar. Sürüklenmişe benziyor. Sürüklenmiş mi? Yanında başkaları da mı varmış? İki kişi daha varmış yanında. Hem ön tarafta hem arka koltuk tarafında iki farklı ayak izi daha tespit ettik. Bir de direksiyonda kan izi bulduk. Gülfem Hanım, lütfen itidalli olmaya çalışın. Elimizden geleni yapıyoruz, inanın lütfen. Davut, arazi çok büyük ve sık ağaçlı bir orman. Aramayı genişletmek için daha fazla sayıda insana ihtiyaç var. Köyden yardım almak lazım. Tamam, kasap oğluna gidelim. Oradaki arkadaşları alırız. Onlar babam için parmağını bile kıpırdatmaz. Ben kendim arayacağım babamı. Sen dur. Sakin ol, bırakın babanı. Yok, söz ver bana. Umudunu kaybetmeyeceksin. Söz ver. Bulacağız babanı. Bulacağız. İnşallah. 10 lira lan. 10 lira. Babam için 10 lirayı çok gördüm Terif. Ölsün mü lan benim babam? He? Ölsün mü? Sakin ol. Bak o Malik denen kansız da ortalarda yok. Belki öldürüp bir köşeye attı biri. Tabii. O kadar ahı vebali alırsan üstüne biri de gelip böyle ümüğüne çöker. Tamam Yusuf, sakin ol. Yaşamasın oğlum böyleleri. Celal, bize böyle zulmedenler nefes almasın oğlum. Ne dedin lan sen? He? Malik Bey'in ortadan kaybolmasında sizin parmağınız mı var? Belli ki öyle. Gidip bunları anlatayım mı jandarmaya şimdi? Bana bak Yavuz Efendi. Sen artık eşeğin bir tarafına su kaçırmaya başladın. Üstümüze gelme, harcarlar seni burada. Yazık olur. Vay 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 vay. Bir de tehdit öyle mi? Amele. Bunlara iyi sahip çıkmak lazım Murtaza. Sahipsiz bunlar. En iyi ben anlarım bunların dilinden Yavuz Bey. Senin ne işin var lan burada?
Yürü git şoförlük yap, yalaka herif. Gördünüz mü? Beni de darp etmek istedi. En iyisi bunu da bildiniz jandarmaya. Bana bakın, elimizden bir kaza çıkmadan defolup gidin buradan. Görüşeceğiz. İsyancı başı. Ne oldu? Hayırdır? Kasaboğlu, adamlarını topla. Gitmemiz lazım. Nereye? Malik Bey kayıp. Jandarmaya yardım etmemiz lazım. Malik mi kayıp? Dün geceden beri haber alamıyoruz. Otomobilini Alaplı yolunda terk edilmiş halde buldular. Ne olur yardım edin bize. Kulüpte bize o kadar hakaret ederken bunları düşünecekti. Ne hali varsa görsün, ben yardım etmem. Senin insanlığın bu mu Kasaboğlu? Ya Davut, bu adam yüzünden işçilerin anası ağlamıyor mu? Bu adam zalimlerin ağababası değil mi? Onlarca aile bu adam yüzünden açlık sefalet çekmiyor mu? Bunları bize sen anlattın. Şimdi ne işi varsa kendi halletsin. Ne olmuş olursa olsun o benim babam. Topla herkesi, Alaplı'ya gidiyoruz. Hatice, sen ne yapıyorsun? Sen öğrettin bunu bana baba. Aile her şeydir. Hayır, tamam. Yavuz Bey. Beyce burada mı? Ha, salonda. Hoş geldiniz beyim. Kızım, ne öyle odun gibi duruyorsun adama? İnsan birazcık eda, bir cilve yapar değil mi? Yoksa biz bu adamı nasıl kandıracağız ha? Ha? Ya kaç zamandır demeyeceğim diyorum ama yeter. Burama geldi. Ya koskoca avukatın benimle ne işi olur? Senin aklına nereden geliyor böyle fikirler? Neden olmasın? Zaten Malik Bey de kayıp. Senin dert ettiğin şeye bak. Bak bak bak, laflara bak. Turp geldin, şalkam gideceksin. Beyce, artık şu buzları kaldır aramızda. Bu zor zamanlarda yan yana, el ele olmamız gerek. Yoksa bu kara bulutlar nasıl kalkacak tepemizde? Ben sana artık güvenmiyorum Yavuz. Sana olan bütün itimadımı sarstın. Ucuz bir kadının sözlerinin aramıza girmesine izin verme lütfen. Sen benim yaşama sebebimsin. Hadi artık. Bitsin bu dargınlık. Lütfen. Daha önce söyledim, yine söylüyorum. İnan bana. Masumum ben. Behice, ben artık durmak istemiyorum evde. Ablamın yanına gitmek istiyorum. Ne oldu? Babamdan bir haber mi var? Var, evet var. Babanızdan bir haber var. Çok önemli havadisler var. Ben onları söylemeye gelmiştim. Neymiş? Söylesene Yavuz. Şu madenci ameleleri. Özellikle Davut'un kardeşi Celal. Sanırım evet, Celal'di adı. Onun başını çektiği bir grup amele var. Açık konuşmak gerekirse ben onlardan şüpheleniyorum. Malik Bey'in ortadan kaybolmasının müsebbibi onlar olabilir. Celal mi? Emin misiniz? Eminim, maalesef eminim. Çünkü aralarında konuşurlarken kulak misafiri oldum. Malik Bey'i öldürmekten, canına kastetmekten bahsediyorlardı. Zaten ben de şimdi karakola gidip onlar hakkında ihbarda bulunacaktım. Yok, Celal yapmaz öyle şey. Babama zarar verecek bir şey yapmaz. Fikriye! Fikriye, nereye gidiyorsun?
Hadi Yusuf. Sen yat biraz dinlen. Ben para bulmaya çalışacağım. Sağ ol Celal. Allah razı olsun senden. Eyvallah, senden de. Celal! Fikriye? Siz mi yaptınız? Neyi? Siz mi yaptınız Celal? Cevap ver bana, siz mi yaptınız? Ya neyi biz mi yaptık Fikriye? Babamı siz mi kaçırdınız? Babam nerede Celal, babam nerede? Bak kalbi var, hasta o, babam nerede? Ya biz niye kaçıralım senin babanı? Ya Yavuz duymuş işte aranızda konuşurken, siz yapmışsınız. Ya bu herif bizim ne alıp veremediği var ya. Bu mahalleden kimse dokunmadı senin babana. Teğmen Seza'yı görmek istemişsiniz. Buyurun dinliyorum. Sen madende amele değil miydin ya? Rütben de senin. Şu an karakoldaki en yüksek rütbeli kişi benim. Peki. Yazın o halde. Biliyorum sizi Yavuz Bey. Malik Paşazade'nin ortadan kaybolmasıyla ilgili ihbarda bulunuyorum. Celal Karaman ve Yusuf Baltacı'nın liderliğindeki bir grup madenci bugün Malik Bey'e zarar vermek üzere sohbet etmişlerdir. Malik Bey'in başına gelen bu elim olayın müsebbibi belli ki bu şahıslardır. Hatta diğer madencilerin de bu suça ortak olduğu kuvvetle muhtemeldir. Bu sebepten adı geçen şahısların ve diğer madencilerin ivedilikle tevkif edilmelerini ve haklarında soruşturma başlatılmasını yetkili mercilerden önemli arz ederim. Ben ifadenizi hazırlayayım. Siz de imzalayın. Seve seve. Komutanım. Ormanın derinine girmek gerek ama sayımız yetersiz. Biliyorum. Ama Allah'tan ümit kesilmez. Allah'tan ümit kesilmez. Ne yapmamız gerek komutan? Ormana giriyoruz arkadaşlar. Herkes birbirine destek olsun. Burada üşüyeceksin. İstersen içeri geçelim. Nerede benim babam Celal? Nerede? Bak Fikriye, sana yemin olsun, bu mahalleden kimse dokunmadı senin babana. Akşam olacak. Hava kararacak. Jandarma aramayı bırakacak. O zaman babamı kim bulacak? Yer. Aslı Hanım ihbarda bulunmaya gelmiş. Yavuz Bey'in işi bitiyor şimdi.
gitti bile. İyi günler. Size de. Buyurun. Ben Malik Bey'in ortadan kaybolması sebebiyle geldim. Siz de mi? Dün gece kulüpte Ali Gelik Malik Bey'i öldürmekle tehdit etti. Emin misiniz hanımefendi? Elbette eminim. Kendi gözlerimle gördüm. Buyurun ifadenizi alalım. Malik Bey'in durumuyla ilgili herhangi bir ipucu bulabildiniz mi? Yok. Arama çalışmaları devam ediyor. Yani nerede olduğuyla ilgili en ufak bir fikriniz yok. Yok. Malik Bey! 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 Malik Bey, neredesiniz? Baba, neredesin? Yok. Bu böyle samanlıkta yine aramak gibi oldu ya. Malik Bey! Baba, neredesin? Baba! Gülfem, bu babanın saati mi? Babanı nereye götürdülerse bu yoldan gitmişler. Şurada ileride eskiden bir avcı kulübesi vardı. Oraya mı götürdüler bilmiyorum ki. Hadi gidelim bakalım kasaba. Davut, aklımı kaçıracağım artık. Ne istiyorlar babamdan? Gülfem, merak etme, bulacağız babanı. Hadi. Asker, toplan! Sen burada dur. Malik Bey! Malik Bey, ses verin! Malik Bey'in ceketi. İşkence etmişler. Babamın ceketi bu. Bu babamın ceketi bu. Baba, ne yaptılar sana? Ne yaptılar babama? Arkadaşlar,
Abi müsaade et. Eyvallah. Abilerim! Kardeşlerim! Beni dinleyin. Sizden yardım istemeye geldim. Hepiniz biliyorsunuz ki Malik Paşazade dün geceden beri kayıp. Hala arıyorlar, bulamadılar. Fakat güneş battı. Hava karardı. Bakın. Karanlığı en iyi biz biliriz. Hiç kimse karanlıkta bizden daha iyi yolunu bulamaz. Gelin bana yardım edin. Malik Paşazade'yi beraber arayalım. Adam bizim çanımıza ot tıkanmış. Kalkıp onu mu arayacağız? O bizim paramızı ödememek için kaçmıştır. İstanbul'da barlarda, pavyonlarda sefahat içindedir şimdi. Doğru, zenci sefahat içindedir şimdi İstanbul'da. Kurda kuşa yem olsun vicdansız. Bu kadar mı nefret ediyorsunuz babamdan? Yapmayın Allah aşkına. Ya siz insanlığınızı ne zaman kaybettiniz? Bizler madenciler değil miyiz? Bizim için en önemli şey kim olursa olsun insanın hayatı değil midir? Biz atamızdan böyle görmedik mi? Babamızdan böyle öğrenmedik mi? Yazıklar olsun size be. Günah ulan. Günah, günah. O benim babam. Ben sizin patronunuz Malik Paşazade için değil, babam için yardım istiyorum. Yalvarırım, yardım edin bana lütfen. Biz yardım ederiz arkadaşlar. İnsanlık bizde kalsın. Bu yaptıklarımızı görünce belki kendinden utanır. Neredesin baba? Davut, ben askeri alıp karakola dönüyorum. Bu karanlıktan sonra ne yapsak? Çaresiz. Yarın erkenden tekrar başlarız aramaya. Bütün bir geceyi kaybedeceğiz yani, öyle mi Teğmen? Peki bu sırada babama bir şey olursa ne olacak Teğmen? Ne olacak? Kardeşlerim geliyor. Gördün mü işte Davut? Ne varsa işçi de var, madenci de var. Kekiliye. Abla. Kekiliye. Kekiliye. Davut. Şöyle. Komutanım, bütün maden işçileri emirlerinizi bekliyoruz. Bulacağız babamı. Bulacağız. Ceketiyle saati. Bir şeyler yazsa olacak.
Boğazından geçmiyor Yavuz. Babamdan bir haber mi geldi acaba? İnşallah, inşallah. Ziyaretçiniz var beycanım. Aslında Gülfem Hanım'a gelmişler ama onu göremeyince sizi görmek istediler. Kim? Fatma Hanım. Davut'un annesi. Gelsin. Tamam. Fatma Hanım buyurun. Hayırlı akşamlar kızım. İyi akşamlar. Ben Malik Bey'in başına gelenleri duydum da Gülfem kızıma bir bakam dediydim. Lakin evde yoğmuş. Allah tez zamanda sizi buluştursun inşallah yavrum. Sağ olun teyze. Bravo kutlarım. Bayılıyorum ya böyle ucuz numaralara. Numara? Ne numarası oğlum? Oğlunu jandarmaya ihbar ettiğimi öğrendin. Şimdi geldin buraya vefalı Anadolu anası pozlarıyla özür dileyeceksin öyle mi? Oğlumu jandarmaya mı ihbar ettin? Bak bir de hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi davranıyor. Hadi hanım hadi. Bundan sonrası jandarmanın işi. Hadi hanım hadi dışarı artık dışarı. Bundan sonra sizin gibilere taviz yok. O oğlun Celal de yaptıklarının bedelini ödeyecek. Bıraksak olur mu oğlum? Ne yapıyorsun sen? Bıraksak oğlum canım acıtıyorsun ama. Git başka yerde yap tiyatronu. Yavuz, biraz fazla kaba davranmadın mı kadına? Çok iyi niyetlisin Behice, çok. Sonunda hep sen zararlı çıkıyorsun. Bak bunların hepsi yalancı. Buna o entrikacı Asude de dahil. Şansımız her geçen saat biraz daha azalıyor. Davut. Sen dün kulüpte sözleşmeyi böyle yırttın, Ali'nin suratına fırlattın ya. Malik de bir ne yapacağını bilemedi. Acaba diyorum, Ali mi gene bir şeyler çeviriyor? Ben de o Yavuz denen kemiksiz, tıynetsizden şüpheleniyorum. O nereden çıktı? Bugün madende görecektim. Bir afralar, bir tafralar. 40 yıllık maden patronu gibi. Bence bir işler çeviriyor. Malik Bey! Malik Bey! Baba! Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl oldu da müstakbel karını bu kadar çabuk bırakabildin? Bir maraza çıkardım ki görmeliydin. Ortalığı birbirine kattım geldim işte. Artık bir kutlama yaparız diye düşündüm bu akşam. Aa, hakikaten mi? Malik imzalamış mı evrakları? Az önce haber geldi. Artık takati kalmadı. İmzalaması an meselesi diyor İsmail Bey. Takati kalmadı ha? Bu İsmail Bey gerçekten güvenilir biri mi Asude? 40. keredir aynı şeyi söylüyorsun Yavuz. Daha kaç kere söyleyeceğim? İsmail Bey benim 10 yıllık dostum. Ayrıca kendisi Zonguldak'ın çok kudretli adamlarından biridir. 10 yıllık dostun ha? Sen beni kıskanıyor musun yoksa? Ne münasebet? Malik'ten haber mi geldi? Öldürdüler mi adamı? Ne oluyor Asude? Hayır canım, ne münasebet.
akşamlar. Ali. Senin ne işin var burada? Aa. Artık böyle mi davranıyorsun bana? Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Buradayım. Ali Bey. Ali Bey ya. Yavuz Bey. Dedenizin bastonu mu zannettiniz? Asude Hanım çok özür dilerim. Lütfen. Oturmaz mısınız? Efendim tekrardan iyi akşamlar. Maliyesiz mi kaçırdınız? Onu da nereden çıkardınız? Şuradan çıkardım, hemen izah edeyim size. Az evvel jandarma karakolundan çıktım. Peki niçin oradaydım biliyor musunuz? Gizemli birisi benim maliyi tehdit ettiğimle ilgili bir ihbarda bulunmuş. Tam bir saat boyunca küçük askere Eyüp ya, Davut'un kardeşi, ona izahatte bulundu. Beni bir saat boyunca sorguda tuttu. Bunun bizimle ne alakası var Ali? Bunun sizinle şöyle bir ilgisi var. Şimdi benim maliyi tehdit ettiğim doğrudur. Lakin buna vakıf olan iki kişi var. Birisi annem, diğeri Asule Hanım. Malik, o ameleye uyup anlaşmadan vazgeçersen çok kötü sonuçları olur biliyorsun değil mi? Şimdi annem yaklaşık 24 saat boyunca benim yanımdan ayrılmadı ki bundan gerçekten büyük bir şekilde müzdaripim ama yapacak hiçbir şey yok. Anadır neticede öyle değil mi? Geriye beni ihbar eden tek bir kişi kalıyor ki o da Asude Hanım. Ya kendi kendime soruyorum. Kendi kendime sordum. Ali dedim, Asude seni durduk yerde ortada fol yok, yumurta yokken niçin ihbar etsin? Tabii hemen cevabını buldum. Hedef şaşırtmak için. Yavuz Efendi, sen o küçük beyninle böyle çocuk oyunları mı oynuyorsun? Neydi amaç? Mali'yi kaçıralım, işkence edelim, bir vekaletname imzalatalım ve Paşazade madencilik bizim olsun. Siz giderken ben dönüyordum maalesef. Sen mi anlattın bu adama her şeyi? Saçma saçma konuşma Yavuz. Bence ikiniz de saçma sapan konuşmayınız. Zira manasız. Şimdi. Malik nerede? Onu nereye sakladınız? Malik'i nerede saklıyorsunuz? Bu tarafta da yok. Baba! Arkadaşlar, kulübe çevresi, orman ve yakınını didik didik aradık. Maalesef Malik Bey'den bir iz yok. Artık aramayı sonlandırmak zorundayız. Hayır, Davut. Ne olursa devam edelim aramaya lütfen. Gülfem Hanım. Elimizden bir şey gelmez bu saatten sonra. Hayır, ben babam aramaya devam edeceğim. Olmaz, duramam, duramam. Lütfen. Baba! 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 Baba!
Eyüp Çavuş az önce buraya intikal etti. Yanınıza geliyor komutanım. Derdi neymiş bu saatte? Tamam. Baba! Teğmenim, izninizle Celal Karaman'ı sorgulamak için karakola götürmek istiyorum. Senin aileni tutuklamaktan başka derdin gücün yok mu lan? Manyak mısın lan sen? Üniformalı askere hakaretten aylarca hapis yatarsın. Yürüp. Adamını öldürürüm ben. Celal. Celal. Malik Paşazade'yi senin kaçırdığına dair suçlamalar var. Ne? Ne diyorsun lan sen? Yeter lan. Yeter ulan. Yeter! Celal! 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 Yeter! Ne demek bu Davut? Teğmenim! Teğmenim yine mi bir şey yapmayacaksınız? Kelepçeleyin. Maalesef bana başka çare bırakmadın bu sefer Celal. Celal! Demek Malik'in yerini siz de bilmiyorsunuz. Ekip çalışması olmuş belli ki. Siz misiniz? Kim misiniz siz? Rica edeceğim. Kalkıp adamınızı arayıp Malik'in nerede olduğunu öğrenir misiniz? Lütfen. Alo? Nasıl? Ne oldu? Nasıl olabilir böyle bir şey? Sana. Malik Bey. Malik Bey ölmüş. Kalbi sıkışmış, yığılıp kalmış yere. Tamam. Çok özür dilerim. Sinirim bozuldu. Bir şey söylemem lazım. İşte şimdi havuzuma düştünüz. İşte şimdi havuzuma düştünüz. Yani kalp hastası bir insanı kaçırıp işkenceyle kağıt imzalatmaya çalışmak nereden baksanız daha yani bir fikir. Biliyor musunuz aslında sizi bu işten kurtarabilirim? Gerçekten söylediklerimi harfiyen yerine getirip ne dersem yaparsanız bu işten sıyrılırsınız. İster misiniz böyle bir şey hanımefendi, beyefendi? Güzel. Şimdi şöyle yapacağız. Bu işi o Davut amelesinin üzerine yıkacağız. Yani Mali'yi Davut öldürmüş olacak. Gülfem bunu öğrenince, Gülfem ve Davut'un
arası açılacak. Gülfem Davut'tan uzaklaşacak, ona güvenmeyecek. Nihayetinde Paşazade madencilik bizim olacak. O Davut amelesi de demir parmaklıkların ardında çürüyüp yitip gidecek. Tabii. Siz benim söylediklerimi harfiyen yerine getirirsiniz. Ne dersiniz? Ben de öyle tahmin etmiştim. Malik öldü ha. Ya bu herifin derdi ne? Ha? Yemin ediyorum kafayı yiyeceğim. Böyle kardeş mi olur be? Böyle kardeş mi olur? Dur sakin ol. Teğmen Seza ile konuşurum. Kısa zamanda salarlar seni. Abi benim derdim dışarı salınmak değil. Eyüp'ün derdi ne? Duyuyor musun lan? Eyüp! Bak lan buraya. Celal. Ben gelirim şimdi, bekle. Eyüp. Kardeşim. Biraz konuşalım mı? Celal çıkart diyorsan hoş yaş. Gel sen de şöyle dışarıda dertleşelim biraz. Gel. Gel. Hadi. Gülfem. Beyci sakin ol. Bir şey mi oldu? Olmadı, yok. Babamı bulamadık. Babam ceketi, bir şey mi oldu babam? Yok. Biz bugünleri birlikte atlatacağız. Yeter ki yan yana olalım, ağlama. Bir şey mi oldu, bana mı söylemiyorsun? Olmadı. Olmadı, ağlama. Atlatacağız bugünleri. Yeter ki yan yana olalım. Çok korkuyorum abla. Tamam. Biz birbirimize destek olmazsak nasıl atlatacağız bu zamanları Eyüp? Ha? Nasıl atlatacağız? Ben sadece işimi yapıyorum abi. Ben sadece sorumluluğumu yerine getirmeye çalışıyorum. Niye oğlum Celal'le benden nefret ediyormuş gibi davranıyorsun? Ha? Derdin ne senin oğlum? Niye böyle yapıyorsun? Cevap versene oğlum. Abi bırak. Eyüp anlat, dinliyor musun abi? Eyüp. Abi bırak. Eyüp anlat oğlum. Abi bırak Allah aşkına. Bırakmam Eyüp, anlat hadi. Abi bırak diyorum. Eyüp hadi anlat. Abi. Eyüp anlat. Abi bırak diyorum. Eyüp anlat, sabaha kadar burada tutarım seni, anlat. Abi bırak diyorum abi. Oğlum anlat. Bırak diyorum abi. Oğlum, bırak diyorum abi, bırak. Babam öldü lan benim, babam öldü. Hepimizin babası öldü Eyüp. Babamı ben öldürdüm abi. Anlıyor musun? Ben öldürdüm babamı. Öleceğini bile bile bıraktım onu o madende. Sen olsan, Celal olsa kurtulurdu babam. Ama ben kaçtım. Ben sizin gibi değilim ki abi. Ben zayıfım, ben zavallıyım. Ben korkağım abi. Anlıyor musun? Sen olsa, Celal olsa
Babam belki şimdi yaşıyor abi. Ama ben sizin gibi değilim. Şimdi anlıyor musun abi beni? Ben size her baktığımda babamı görüyorum abi. Ben size her baktığımda babamı bir kez daha bırakıyorum bu madende. Babam her seferinde bir kez daha ölüyor abi. Gel lan buraya. Senin hiçbir suçun yok oğlum. Senin yüzünden olmadı o. Defalarca uyardım ben. O maden çökecek dedim. Kimse bizi duymadı. Kimse bizi dinlemedi. Senin hiçbir suçun yok oğlum. Duydun mu beni? Senin hiçbir suçun yok. Bizim babamızın katili Malik Paşazade. Ama bak ben affetmeyi öğrendim. Sen de öğreneceksin. Sen de kendini affedeceksin, tamam mı? Sen de kendini affetmeyi öğreneceksin. Aslanım benim. Ne yapayım? Ya öldürse babam. Ya babam öldürse. Beyce sus. Ya babam öldürse. Beyce sus. Ya babam öldürse. Beyce babam ölmedi. Ya öldürse babam Nikli. Babam ölmedi Beyce. Ya öldürse babam. Ya öldürse. Beyce ölmedi diyorum sana, ölmedi. Nikli. Tamam Beyce. Mı? Ne oldu lan? Ha? Ne oldu? Ne istiyorsun lan sen bizden? Manyak herif! Konuşsana! Şikayetimi geri çektim abi. İfadeni verip çıkabilirsin. Çıkabilir miyim? Abi özür dilerim. Affet abi. Tamam, tamam oğlum lan. Tamam. Abi sen benim büyüğümsün, sen benim atamsın. Şimşek.
Al bakalım. Allah razı olsun. Evet. Talat Köroğlu. Talat Köroğlu. Ne kadardı senin? 4 lira. 4 lira. 1, 2, 3. Kasabolu. Al sana 5 lira. Heh. Allah sizden razı olsun. Allah tuttuğunuzu altın etsin. Ne atlar dönüyor burada? Ne yapıyorsunuz siz? İşçilerin birikmişlerini veriyoruz. Hangi sıfatla? Neydi sizin? Gülfem Hanım'a sorarsın hangi Sinan sıfatlı olduğunu. Bak. Hayırlı sabahlar. Gülfem Hanım, bu adamlar kim? Hangi akla bizim mali işlerimize karışıyorlar? Hayırlı sabahlar. Neydi? İyi misin? Babam aklımdan çıkmıyor Davut. Size işçilerin birikmişlerini veriyoruz. Verelim ki hemen başlasın dedi. Ama daha sözleşmeyi imzalamadık. Borçlu kalacağım size. Para pul bu işin teferruatı. Yeter ki sen iyi ol. Babam bulunsun. Hem sonra kasabolu ile beraber hesabın üstünden geçersiniz. Yeter ki sen iyi ol. Sağ ol. Öyle değil mi Yavuz kardeş? Öyle öyle. Yesinler madene çalışsınlar madem. Heh, aferin. Bundan böyle maaşını biz vereceğiz. Artık bize de uygun şekilde davranırsın. Recep Dereli 5 lira. Henüz imzalanmış bir sözleşme yok. Bundan mütevellit size karşı bir sorumluluğum var. Davut, ben bunu döverim. Ben gidiyorum, sen buna devam et. Al bakalım. Haydi kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol. Gel kardeşim. Efendim, öncelikle şunu söylemek isterim ki önümüzdeki bütün engellerden kurtulduk. Nous nous sommes débarrassés de tous les obstacles. Davut Karaman denen amele bizim için artık bir sorun teşkil etmiyor. Davut Karaman ne plus un problème pour nous. Ve en kısa zamanda Paşazade Madencilik bizim olacak. Et nous allons plutôt procéder à la société minière de Paşazade. C'est une bonne nouvelle. Mais nous avons un autre souci. Un homme d'État qui perturbe constamment nos affaires. Bu iyi bir haber ama daha büyük bir problemimiz var. Sürekli işlerimize burnunu sokan bir devlet adamı. Kimmiş? Elimine Rafet. 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 Rafet Mercan. Hay hay. Entendi. Doğru mu söyledin? Doğru. Mercan. Haydi vere bismillah. Kendinize dikkat edin. Celal, aşağı sana emanet. Merak etme. Haydi abiler, hadi gelin. Kalan var mı orada abi? Gelin benimle. Hadi abiciğim. Davut işçilerin parasını ödedi. Hepsi madene indiler. Birazdan temaşa başlar. Tedirginlikle bekliyorum. Sakin ol Yavuz. Hiçbir şey belli etme. Umarım planımız eksiksiz işler. Şanslısın Adır. Rahmet yağarken seni açık hava temaşasına getirdim ha?
Ama ilk perdeyi yakaladık. Paşazade Tülahat vurursunlar. Ha, bak bak bak. Bak orada orada orada. Esas kızımız dünyalar güzeli Juliet Gülfem. Ha, Karayağız delikanlı Amele Romeo Davut da çıktı. Yazık ya, kıyamam. Birazdan dünya başına yıkılacak ama hiçbir şeyden haberi yok. O da bunun bak dönüşü, ne yapacaksın? Her şey için teşekkür ederim Davut. Sen olmasaydın bunca şeyin altından tek başıma kalkamazdım. Sağ ol. Hep yanında olacağım Gülfem, merak etme. Keşke babam da görseydi işçilerin tekrar çalıştığını. Sence onu bulabilecek miyiz Davut? Allah dönemiz kesilmez. Niye geri geldiler? Celal! Ne oldu? Koş! Gelmen lazım. Ne oldu? Koş gel! Ne oldu Celal? Ya gel gel! Birine mi şey oldu? Gel. Celal! Gel gel! Seni suçlayacaklar. Malik Paşazade'yi Davut öldürdü diyecekler. İşte artık ısındık. İkinci perde başladı Hıdır. Dikkatli izle. Bak bu bölüm çok olaylı, çok. Davut. Gülfem. Gülfem. Baba. Baba!
entrikalarla dolu, çok duygusal bir hikaye. Çok sevdim. Bence rejisör çok iyi işlemiş bu hikayeyi. Çok. Yani çok güzel. Fakirin malına göz dikme, fakirin ekmeği acıdı. Tahir'in, Elif'in kanı yerde kalmadı. Bu ne? Bu ne? Tahir yazıyor, Elif yazıyor. Bu ne? Tahir. Bu ne? Söyle. Kim yaptı bunu? Kim yaptı bunu? Sen yaptın Davut. Sen bu işte senin parmağın var. Malik Bey dedin. İşçi, patron el ele dedin. Aramaya çıktık dedin. Gözümüzü boyadın. Sonuç bu mu? Davut sen mi yavrum? Yazıklar olsun sana. Yavuz Ümmü Ayşe kes. Bu kurdeleni. Bu kurdeleni. Ne demek bu? Jandarma. Jandarmaya haber verin. Davut çağırın. Sen ne dediğinin farkında mısın Gülfem? Davut bu ne? Ne dediğinin farkında mısın? Baba. Baba. Hep nefret ettin. Defol! Git! Ve işte son perde. Karşınızda düşman aşıklar. Ah ya. Ya hayırdır ya? Senin gözlerin mi doldu? Üzüldün mü sen hınzır? Latife bir tarafa da ben de üzüldüm ya. Yani Malik dengesiz adamın tekiydi ama severdim yani neticede. Neyse. Bu kadar leblebi yeterli. Şu Rafet Bey için de en az böyle güzel bir piyes hazırlamamız lazım. Sür bakalım sür. Efendim. Yavuz, ne oldu? Ne? Thank you.
Gülfem. Abla, var mı bir haber? Kim öldürmüş babamı? Henüz kesin bir malumat yok Beyce. Nasıl kesin bir malumat yok Gülfem? Her şey o kadar sarih ki. O Davut denilen Ali Kıran Başkesen tertip etmiş maden amelelerini. Onlar da hepsi bir olup katletmişler Malik Bey'i. Davut yaptırmış işte. Üstelik bir de üzerine not bırakmış. Tahir'le Elif'in kanı yerde kalmadı diye. Bundan hala itiraf mı olur Gülfem? Üstelik bileğindeki o kurdele. Malik Bey'in de üzerindeydi. Allah'ım ne korkunç bir manzara. Doğru mu bu abla? Abla, doğru mu? Beyce. Davut mu öldürdü babamı? Beyce. Davut mu öldürdü babamı? Ay, öldüreceğim onu. Beyce. Ay, öldüreceğim onu. Davut'u. Beyce. 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 Yavuz Bey. Ne? Ne zaman vereceksiniz paramı? Murtaza, şimdi sırası mı? Ben 40 yıllık patronumu madenin ta dibine taşımışım. Hemen vereceksin paramı. Geri dur. Vakti gelince alırsın paranı. Beyce! 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 Öldüreceğim! Beyce! Öldüreceğim! Abla! 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 Beyce! Abla! Beyce! Derin bir buhran içinde. Bize müsaade edin, ben onu teselli ederim. Baba. Öldüreceğim onu. Davut. Dün gece karakoldan çıktıktan sonra nereye gittiğini ve sabaha kadar nerede olduğunu ispatlayabilir misin? Sen de mi benim öldürdüğümü düşünüyorsun? Bütün deliller seni gösteriyor Davut. Malik'in üzerindeki yafta, üstünde yazan yazılar. Beni tanıyan herkes yapmış olabilir bunu. Ben dün gece Eyüp'le seni karakol kapısının önünde konuşurken duydum. Babamın katili Malik Paşazade'dir diye söyleniyordun Hunç'la. Bu cinayeti işlemek için o kadar çok sebebim var ki. Babam Malik Bey yüzünden öldü, doğru. Bunu da her yerde açık açık söyledim. Bir yeri gelsin gene söylerim. Ama beni birazcık tanıdıysan... eğer birini öldürdüysem saklamam. Dün gece sabaha kadar nerede olduğunu bana kanıtla. Kapatalım bu mevzuyu. Benim sözüm yeterli değil mi? Değil, çünkü seni salabilmem için savcıya kanıt göstermem gerek. Ya anlattık ya her şeyi. Ne salmıyorlar da bu da hala? Eyüp! Ne oldu, anlatsana, vaziyet nedir? Teğmenim, İdris Kasaboğlu ile Hatice Kasaboğlu'nun ifadesine başvuracak. Ben giderim. Ben gider her şeyi anlatırım baba. Davut.
İyiyim Hatice, iyiyim. Hatice Kasapoğlu. Dün geceden sabaha kadar Davut Karaman'ın nerede olduğunu biliyor musun? Evet. Davut, babam ve ben sabaha kadar avludaydık. Malik Bey nerelere gitmiş olabilir diye konuştuk uzun uzun. Hiç utanmıyor musunuz? Bu adam her şeye rağmen canını dişine takıp her yerde Malik Bey'i aradı. Ya siz onu nasıl suçlayabiliyorsunuz? Hatice, sakin ol. Baban da sen de yazılı ifade verin. Ardından sen de serbestsin. Ardıma düşüp de yorulma. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Akıbet alırsın komazsın beni. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Akıbet alırsın, komazsın beni. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Çıkıp bozkırlara ulaşamadım. Yalan dünya sana çıkışamadı. Kimle dostumla buluşamadım. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Eşimle dostumla buluşamadım. Var git ölüm bir zamanda. Olan der ki konut göçerken geçer şerbetini tas tas içerken yine buldun beni senden kaçarken. Var git ölüm bir zamanda. Senden kaçarken var git ölüm bir zamanda yine. Ne işiniz var burada? Gidin buradan. Gülfem'i çağır. Gidin buradan. Gitsene be adam. Olay çıkaracaksın. Gidin. Kim diyorum. O? Kim o? Davut. Davut git buradan. Git buradan Davut. Öyle her şeyi bir kalemde silemezsin. Konuşacağız. Davut bak benim konuşacak halim yok. Beyce eğer geldiğini duyarsa tatsız şeyler yaşanacak. Allah aşkına git buradan. Babana bir şey yapmadım. Kimseyi de teşvik etmedim. Abla. Abla dur.
lavuk. Git buradan. Git. Katil! Katil! Babamın katilsin sen. Öldürdüğün adamın evine gelecek kadar vicdansız bir adamsın sen. Ben babanıza zarar vermedim. Siz babanızı bulun diye gecemi gündüzüme kattım ben. Sakın bir daha bana katil deme. Davut git. Git Davut git. Neyse Allah aşkına. Şuna bak. Bir de delikanlı adam rollerinde. Bu adamın ömrü boyunca hapiste yatması için elinden gelen her şeyi yapacağım. Neyse Allah aşkına eve gir. Eve gir. Eve gir. Kapat kapıyı. Gerçekten aklım hafızalam almıyor. Yani o Davut amelesini jandarma nasıl salar? Neyse. Peki Yavuz Beyciğim, diğer havadisler nedir acaba? Bugün Malik Bey'in miras mektubunu açıklayacağım kızlara. Büyük ihtimalle 3 eşit paya bölünecek maden hisseleri. Beyce tamam gibi, onun hisseleri bende. Hemen evlenelim diyeceğim zaten bu akşam. Oo, şimdiden mutluluklar diliyorum. Güzel, güzel haber. O zaman %33'ümüz hazır zaten. Hı? Hazır. Gülfem de bu yaşananlardan sonra Davut'la ortaklık yapmayacaktır. Lakin hisselerini size de satmayacaktır. Öyle mi? Yine müthiş bir zeka örneği ve o zeka örneğinin eşsiz tahlilleri. Merak etme sen, merak etme. Ben onları düşünüyorum. Onlarla ilgili bir şeyler yapacağım. Burası bende. Fikriye ne olacak? Yani onun da eşit payı var. Yarın bir gün başımıza bela olmasın. Olmaz. Neden biliyor musunuz Yavuz Bey? Çünkü siz Murtaza'yla beraber mahalleye yaptığınız gibi bir gece yarısı ansızın Fikriye'yi o madene gömeceksiniz. Artık Fikriye diye birisi olmayacak. Bayılıyorum latife yapmaya. Bu kadar ölüye gerek yok canım. Fikriye de yaşayıversin öyle değil mi? Sen onu dert etme. Tamam Fikriye dik başlıdır lakin Gülfem'in sözünden çıkmayacaktır. Gülfem'in sözünden çıkmayacaktır. Celal, ne arıyorsun sen burada? Bak, abin de geldi demin. İlla karakolluk mu olalım istiyorsunuz? Bir şey söyleyip gideceğim. Senin bana verdiğin bu kitap var ya... burada bir cümle var. İyilik demek, kimseye kötülüğü dokunmamak demek değil. Kötülük yapacak cevheri içine taşımamak demektir. İşte Davut böyle biri. Bu vakte kadar kimseye kötülüğü dokunmadı. Hakikat bu. O sizin babanıza hiçbir şey yapmadı. Benle görüşmek istemezsen de anlarım. Hadi eyvallah. Al bakalım. Bu senin. Bu da senin. Bu da senin. Ne güzel çocuklarsınız siz. Aferin size. Davut abi geldi. Davut abi amca bize şeker verdi. Şeker mi verdi size? Evet. Hadi oynayın bakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Davut. Durum sandığımızdan da vahim bir hal almaya başladı. Ali Gelik ve Fransızlar Paşazade madenciliği ele geçirmek için her şeyi yapmayı göze almışlar. Maalesef farkındayım. Yavuz geldi Beyce. Thank you.
Yavuz Bey. Yolda da sordum ama cevap vermediniz. Ali Bey'le benim param için konuştunuz mu? Dünden beri para 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 diye diye beynimin etini yedin ulan. Kovarım seni. Kovarım, anladın mı? O kazandığın 3 kuruş paradan da olursun. Yok lan sana para bana. Yok. Peki Yavuz Bey. Peki. Tekrar başımız sağ olsun. Ben bütün gece uyumadım, sizi düşünemiyorum bile. Ben defin işlemlerini başlattım. İnşallah Malik Bey bugün öğle namazına mütakip toprağa vereceğiz. Çok büyük hesaplar ve oyunlar dönüyor Davut. Çok dikkatli olmalısın. Hem sen, hem Teğmen Sezai, hem de ben Fransızların hedefi halindeyiz. Bu maden memleket meselesi halini aldı. Rafet Bey. Rafet Bey! Rafet Bey! Ambulans çağırın! Ambulans çağır! Dayanın Rafet Bey. Dayanın. Davut. Bu bir... memleket meselesi. Sakın... unutma. Rafet Bey. Biliyorum çok nahoş bir durum ama Malik Bey'in avukatı olarak ben size onun vasiyet mektubunu tebliğ etmekle yükümlüyüm. Bu benim asli görevim. O yüzden şimdi izin verirseniz. Gülfem Hanım, bu Murtaza geldi, ısrarla sizi görmek istiyor. Size söyleyeceği hayati bir şey varmış. Gelsin. Gülfem Hanım. Bu meseleler çok daha mühim. Biz bunları halledelim. Murtaza bekleyebilir, öyle değil mi? Söyle Kevser beklesin dışarıda. Ben de öyle dedim Yavuz Bey ama dinletemiyorum ki adama. Bu Murtaza da iyice haddini aştı. Murtaza? Gülfem Hanım. Anlatacaklarım sizi de yakından ilgilendiriyor Yavuz Bey. Gülfem Hanım, benim size Malik Bey'le ilgili anlatmam gereken çok hayati bir mesele var. Evet, dinliyorum. Gülfem Hanım. Ben Malik Bey'i kimin öldürdüğünü biliyorum. Söyle.